Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köftenin Distopyası'nın 10. bölümüne hoş geldiniz. En sonunda beklenen bölüm. Bölüm arası yaptığım bayağı bir inşaat işi var. İlk olarak bu evlerin dizaynının tamamen değiştiğini görüyorsunuz. Bunun temel ve iki sebebi var. Birincisi, şu gerizekalı villagerler sürekli aşağıya düşüp duruyordu. Idiots. İkinci sebebi ise Minecraft'ta bir köyün tanımlanabilmesi için köyün, daha sonra kapıların direkt güneş görebilmesi lazım. Daha sonra kapının önündeki bloğun, yani şu blokların, bunlar görmüyor. Yani bunlar sadece kapı olmak için varlar. Ancak şunlar görüyor ve o yüzden oraya çıkamıyorum şu an, çünkü gündüzdeyiz. Hatta ve hatta bir çıkalım. Yay! Weakness! Weakness, slowness, mining fatigue! Yay! Ha, tekrar çıktım. Çünkü ben gerizekalıyım. Evet. Basitçe artık burası bir köy olarak tanımlanıyor. Bunu daha da genişleteceğim, daha fantastik yollarla. Ve artık Iron Golemlerim var. Evet. Iron Golemlerim de spawn olduğuna göre tam bir köye sahibim. Köy olmasının önemli bir noktası söz konusu. Çünkü diğer türlü uyumuyorlar ve canları rejenere olmuyor. Ve şurayı gördüğünüz gibi bu camlarla değiştirdim. Ve dam dam dam. Evet, kendimle gurur duyuyorum. Evet, mutfağım. Burası benim için değil, şurası hariç. Şaraplarım, tırnak içinde şaraplarım. Ve misafirler için tabaklarım, çanaklarım, mutfak alanım vesaire. Buraya kölelerimi koyacağım yakında. Evet. Şunlar hakkında bir şey yapacağız birazdan. Bir deneme yapacağım. Ve yanı sıra burası da kütüphanem. Evet. Ve azıcık hız basalım. Burası da depolama alanım olacak. Depolama alanım olacak daha doğrusu. Şunlar değiştirilecek. Güzel bir düzene geçilecek. Bunları nasıl taşıdım diye soracak olursanız, chestleri şunlara tıkarak taşıdım. Diğerlerini ise... Lan. Neydi bu? Ha, bu arada şu arkadaşı göstereyim. Bu arkadaş Village Highlighter. Bunu alıp Village'in bulunduğu yere koyup redstone sinyali verirseniz Village'in merkezini gösteriyor. Şu chunk... Chunk değilmiş. Şu alan Village'imizin merkez noktası. Yani şu Iron Golemler burada spawn oluyor. Bunu daha çok buranın bir Village olduğunu anlamak için kullandım. Bu arada burada gördüğünüz her şey tamamen DecoCraft eseri, şunlar hariç bunlar BiblioCraft eseri. Şu da bir ışık gene. Bu Temple Block. İlginç bir blok kendisi. Kapı olarak kullanayım. Şunlar madenlerim, madenlerim kolları gördüğünüz gibi işledim. Nasıl işledim diye soruyor oluyorsanız, şuraya dizdim, işledim. Burası da botanya alanım. Aynı zamanda bir arka bahçe. Evet. Hızlıca çoğu şeyi taşıdık böyle. Bunun yanı sıra... şu arkadaş nerede? Bulamadım. Evet. Bulacağız elbet bir gün. Clipboard'um. Özür dilerim. Biraz gıcık tutmuş durumdayım. Evet, devam edelim. Neredesin sen? Evet, arkadaşımız yok. Evet, yok. Neyse, şuradan göstereyim. Storage drawers. Şu arkadaş. Packing tape. Bu arkadaşla bunlara sağ tıkladığınızda bunlar paketleniyor ve kırdığınızda içindeki itemler olduğu gibi kalıyor. Evet.
Ve şimdi başka bir moda girişmek istiyorum ancak önce bir mesaj geldi. Bakalım. Ha tamam, önemli bir şey değil. Evet. Gel gelelim şimdi. Ne yapacağım? Evet. İlk olarak Botanya alanımı yeniden bir kurmak istiyorum. Basic haliyle. Çünkü enerji ihtiyacım var. Nerede benim mana pool bir tane? Diğerleri şunların içinde mi? Evet, bunların içinde. Mana spreader. Ah! Lanet. Ve bunun yanı sıra başka bir şeye ihtiyacım var mı? Tabii ki de var. O da bu. Bakalım şunda önemli bir şeyim var mı? Şu var. Evet. Siz gidebilirsiniz ve hızlıca bir geçici botanya alanı kuralım. Evet. Şurası buffer mana pool'um olsun. Evet. Sonrasında da bir, iki, üç, dört, bir, iki, iki, üç, dört, aslında dur. Sen gel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ve tamamdır. Ardından sen gel. Voila. It's a masterpiece. Ve ardından yapmamız gereken basit iş. Seni gel, sen gel, sana. Bunların hepsini böyle atıyoruz bunlara. Evet. Shift'e basılı tutmayı da unutmuyoruz tabii ki de. Evet ve tabii ki de yapmamız gereken diğer bir arkadaş ise şunu çıkartıp şöyle ortalığa atmak ve bunların kapmasını beklemek. Muhtemelen şu kapmadı. Hangisi kapmadı? Biri kapmadı. Evet, biri bir tane kapmadı. İlginç. Fazla ilginç. Neyse. Sağlık olsun. O zaman kaldığımız yere devam edelim. Ve bana iki adet çiçek lazım. Sen de olsun. Ve yapacağımız şey çok basit. Bu. Sonrasında bu çiçekleri ne yapıyoruz diye soracak olursanız, abi bir saniye. Augmentation'ları yapamıyorum, o yüzden Spark'ları boş ver. Aslında dur, Spark'ları boş vermesem de olur.
Pixie Dust'ı yapabilmem lazım şu an. Şu an yapamıyorum yüzden. Ama bir arkadaşımızı yapabilirim. Ona da gelecek olursak. Ne? Botan update olmuş. Bakır Asus daha sonra. Onun için. Yok. Evet, bir arkadaş bulmaya çalışıyorum. Functional Florida olamaz. Mana Manipulation, hayır değil. Terra Steel altın. Evet. Bunu yapmamız gerekecek. Green'lerim yok. Ama geri kalan kısmını yapabilirim. Evet. 5 Living Rock, 4 Lapis Block. Living Rock'larım var. Bu arkadaş gerekli olacak çünkü... Göreceksiniz yakında. Evet. Bu arada buraya nasıl şunları döşedim diye soracak olursanız bekledim. Yani grass döşedim diye soracak olursanız bekledim. Birkaç parça grass getirdim. Onlar büyüdü. Bunu yapmanın çok daha hızlı bir yolu var ve onu göstereceğim. Ancak bekleyeceksiniz. Evet ve şimdi şu gelsin. Ardından buraya birer tane gel. Ve beraberinde yapacağımız çok güzel bir arkadaş daha var. 12 1 ve 2. İki tane Mana Spreader. Evet. Bunların daha hızlı versiyonunu bir araya yapmak lazım. Evet. Ve şuraya gelecek arkadaşımız da ilginç bir çalışma olacak. Ve size ev hakkında göstermem gereken bir detay daha var. Bu arada şunlar Warding Stone'lar. Nasıl işiyor diye soracak olursanız basitçe göstereyim. Şimdi bir adet Golden Lasso. Gel bakalım. Sen gel. Ve sen buraya gel. Seni mesmerize edelim, beni takip et. Ancak buradan öteye geçemiyor. Çünkü Paving Stone'lar. Paving Stone'ların başlıca işlevi bu. İçeriye player dışında hiçbir şeyin girmesine izin vermiyor. Ve şunlardan daha iyi bir statue planım var. O da statues. İki stick. Bayağı herhangi bir oda olmayan bir bölüm oluyor farkındayım, ancak bayağı bir şey sıkıştırmaya çalışıyoruz bir yana. O yüzden sabredeceksiniz. Evet, bu iğrenç konuşmaları da kenara bıraktığımıza göre statue ve ilk deneme olarak kendimize 2 stone verelim. Ve size statue'un nasıl işlediğini göstereyim. Evet. Kim olsun? İlk olarak kim olabilir? Zeynep'i koyalım. Bacaklar böyle kalsın.
adet ve eline bir adet glitch vererek. Evet, bence gayet güzel oluyor. Bu da güzel bir alternatif. Ve size bunun hakkında bir şey daha göstereceğim. O da yeşil. Gel. Önce şunu ayıklamamız lazım ve mavi ve kırmızı kolay. Mavi zaten şundan geliyor. Kırmızı. Where is the red? Evet. Ve devamı bir adet de tahta. Evet, chestlerin düzenini hala tam yerleştirmedim. Bir saniye, illa kaktüs green mi istiyorsun sen? Ya illa bir tane kaktüs pişireceğiz. Peki. O zaman bir tane gomür. Şunları çalışmak için çok daha güzel bir yöntem kullanacağım bu arada. Evet. Ve birazdan yapacağım başka bir şey daha geldi aklıma. Ancak önce şu pişsin. Evet, pişti. Ve shift soru işaretini kullanarak şunu kullanalım ve voila! Böyle bir yöntemde kullanabilirim. Evet. Ama sanki bunlar daha havalı gibi durdu. O yüzden onları kullanacağım. Üzgünüm Zeyone. Başka bir gün artık. Evet. Ve şimdi bir yandan da bir şey daha yapmam lazım. Onu da yapalım hızlıca. Yarasaya dönüşelim. Ve yarasaya dönüşüp eski evimize gidelim. Şu an bomboş olan bir eski ev. Evet. Bu arada aşağısının bir yeni evin orasının bir köy olmasının diğer bir avantajı da bana kesinlikle harika bir villager kaynağı sağlayacaklar. Abi sen zaten öldürmüşüm. Vampirleri öldürecektim. O zaman şunları alalım. Garpuzlarımızı Allah. Ve bunları eve götüreceğiz. O zaman tam gaz yolumuza devam. Ve vuhuy diyerek eski evimizin oraya gidiyoruz. Bakalım ne kadar sürecek. Ha, bitti. Ve bundan sonrasını yarasa formunda. Evet. Bunun yanı sıra şu yukarılara da bir şeyler yapılacak. Ve şu arkadaş da dolmaya devam ediyor. Bu böyle. Bu böyle. Bunun çok daha hızlı dolmasını istiyorum ve bunun için Elven Mana Spreader'a ihtiyacım var. Ya da çok daha fantastik yöntemlere. Bu yöntemlerin ne olduğunu da gelişmek istemiyorum. Ama bir bakalım.
Lenses, mono lens, mono lens, velocity, potency, resistance, efficiency, bounce. Yok, istemiyorum. Evet, o zaman. Terastili. Neydi o zımbırtının adı? Terre. Evet. Ateş, hava. Şimdi olanlar. Toprak var, su var. Bize ne lazım? Ateş, mana ve hava. Hava için. Ateş için. Tamam. Mana'ya bir bakalım. 1 mana pearl. 1, 2, 3, 4, 5 mana stealing it. Mana stealing it'lerimiz buraya gelsin. Hatta siz burada depolanın. 5 mana stealing it. Bunun yanı sıra başka ne lazım? Fire için. 3. Tam olarak yeterli mana stealing it'ım varmış. Bu güzel bir tesadüf. Sonra sen gel. Sen değildin değil mi? Hayır değilmiş. O zaman sen değildik. Evet sen değildik. Ve şu arkadaşlar şuraya bir girsin. Sen de şöyle bir git. Sevgili Magnet sen de şöyle gel. Evet. Nether Ward, Gunpowder ve Nether Brick. Nether Ward. Gunpowder ve Nether Brick için. Tabii ki de bunu kullanıyorum. Bunun yanı sıra başka ne lazım? Air için. String, Feather ve Carpet. String, Feather. Ve Carpet. Ve hıçkırık. Evet. Gereken bütün ruinlerimiz hazır ve nazır. O zaman tabii ki de en önemli şey yanında değil. O da nedir diye soracak olursanız. Living Rock. İlk olarak fire'ı bir yapalım. Ve bunun yanı sıra bir de tamamdır. Bu yapıla dursun. Cidden çok yavaş. Çünkü mana spreader'ımız çok yavaş. Buna çok daha hızlı bir mana spreader gerek. Ki benim bir önceki serimi izleyenler hızlı mana spreader'ların nasıl bir efektifliğe sahip olduğunu biliyor. Evet bunu yaptık. Sonra 1, 2 ve gene bekliyoruz. Yay! Ardından şu iki zımbırtı. Ve yarısına yeni gelebildik. Harika değil mi? Neyse en azından böyle bir kesmeden yaptım. Bu benim için güzel bir şey çünkü editle uğraşmak istemiyorum. Evet, Rune of Air ve 1. Ve bu çok daha hızlı bitiyor çünkü bu sadece bir tane mana, daha sonra Rune veriyor. Hayır yanlış şeyi attım. Ve voila. Evet, diğer rünlerimi alalım. Diğer rünler... Ha varmış zaten inventörümüzde o zaman. Monastery block ve 3 tane lapis block. 3 tane lapis block. 1 monastery block ve... Rune of air. Rune of fire. Ah. Neden olmadığını anladım.
Çünkü bir iki tane almışım. Ve şunu alalım. Şuraya koyalım. Bu noktadan itibaren şu arkadaşlara ihtiyacımız olacak. Gold Nugget. Ve Blaze Powder. Spark. Cyan. Evet. Sen şuraya gel, sen de buraya gel. Evet ve şuna da bir başka çözüm. Aslında evet. Ama başka çözümümüz var. Ama onun için varmış. Evet, gri. Ardından red de gold. Evet, ikisi birden ateş etsin ona doğru. Ve bu yarısına geldiğinde... Aslında dur. Şimdi daha hızlı aktarmanın bir yolu var. Ya da daha değişik bir yöntem kullanabilirim. Çünkü şu an bir adet terestil yapmak istiyorum. Sadece bir adet bana yeterli çünkü, ups. Sen gel. Ender Pearl. Şunları bir araya yerleştireceğim. Ve ayran. Tam bir tane ayranım varmış, işlenmemiş. Evet. Tabii ki de bunu şu an koyamıyoruz. O zaman hadi şunu atalım. Ve... Badabim badabum. Kendisi yarım mana pool. Dolusu mana tüketen bir ark işlem. Ve tabii ki de şu an mana sağlayan mana pool'larımız az olduğu için çok fazla verimli bir şey alamıyoruz, ancak bekleyeceğiz. Ve valla bir adet terastilimiz var. Ah. Tabii ki de bunu ne yapacağız? Hayır, tabii ki de henüz terastil armor yapmayacağız. Doğrusu yapamayacağız. Yapacağımız şey... Bu da değil. Okay. Bundan daha öncelikli bir şeyimiz var. Bu sen artık Terra Nugget'la mı yapılıyor? Evet, Terra Nugget'la yapılıyor. Evet. Nice. Evet, tabii de daha fazla Living Rock'a ihtiyacım var. Bundan mı daha fazla Pure Daisy? Pure Daisy'ler şuradaydı. Her değilmiş. Burada değilmiş. Hayır, yanlış şey girdi buraya. Pure Daisy'ler neredesiniz? Pure ve buraya çift tıklayalım. La, Pure Daisy'lerim nerede? Pure Daisy'lerim nerede? Where are those motherfuckers? Evet, Pure Daisy'lerim kayıp. Ne harika değil mi? Of. Muhtemelen ben bir yerde unuttum bunları. Neyse, şunu bir yapalım.
yapalım. Elven Gateway Core ve bu tabii de ve bir adet Blaze Powder. Hellblazer Old ve şu iki arkadaş. Tada! Ve beraberinde iki tane mağul. Diluted'lar ve bunları tabii ki de kullanabilmemiz için voila. Sonrasında yapacağımız şey. Şunları böyle atmak. Sen geleceksin. Aslında şurada bir su kaynağı ayarlayacağız. Aslında su kaynağı benim için bayağı kolay bir iş. Ama kendi de ayarlayacağız. Çünkü su altındayım. Su mu lazım? Su. Evet, su konusunda hiç asla sıkıntı yaşamayacağım kesin. Evet, burada bir adet problem var, bir adet glitch'imiz oldu. Yani tekrar bir su almaya gideceğiz. Bununla beraber Pure Daisy'lerim harbi nerede lan? Evet, unutmadım. Almış olmam lazım. İlginç. Cidden çok ilginç. Fazlasıyla ilginç. O zaman Kirdeydi. Evet, sadece White zımbırtılar. İki tane Pure Daisy yapalım şimdilik. Tabii ki de iki Seed. Ve beraberinde bir kova. Evet, iki adet Pure Daisy'miz burada. Hazır ve nazır. Bunları alıp beraberinde Wood. Wood. Evet. Woodlarımız ola dursun ve ben şuraya güzel bir arkadaş yerleştirmeye başlayayım. Şu arkadaş bir adet fazla. Ve Elven Gateway Core. Ne yapıyorum diye soracak olursanız Portal to Elfmire. Dan dan dan. Bir. Buraları sanırsam. Hatta dur. Şu özelliği kullanalım. Evet.
Ve bunlar da dönüşmeye başladı. Bunun anlamı ne? Unusualize. Visualize. Tamam, bunlar olması gereken yerdeler. Elven Gateway Core. Ve şunla bir arkadaşı daha göreceğiz. Evet, bu arkadaş. Ve bize 3 adet glowstone lazım. Üç glowstone ve siz gelin şöyle. Oops. Living Wood Plank'e çevirdim. Sağlık olsun. Belki bir yerde kullanırız. Kullanmadı. Evet. Unvisualize. Ve şu iki arkadaşımızı da şöyle tepelerine koyalım. Evet, basitçe düzen bu. Ve bunlarla ne yapıyoruz diye soracak olursanız, çok basit bir düzen. Biraz onları artık bir sonraki bölümde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köften'in günler, iyi eğlenceler.